da görseydi bugünleri göremedi Göremedi neyse. Sevgili Romizli maçta olduğu için bugün bizlerle değil maça gitti maçı izlemeye. Semih Kılıç Soyshoğlu e, canlı gözlerle izledi. Evet belki yani e, dün tahmin yaptığımızda sen sadece Beşiktaş maçı kazanır demiştin. E, ben beraberlik demiştim. o biz ise mağlup olacağımı söylemişti. Beşiktaş bugün bu maçı bir şekilde kazandı. Öyle ya da böyle kazandı. Süperstarı, çocuk süperstarıyla maçı kazandı. E, ne diyorsun maçla ilgili? E, maçla ilgili ne diyorum ama bence ben izlemekten keyif aldım ya. Beşiktaş çok kötü falan ilk yarım saat 40 dakika. Hatta 90 genelinde çok kötüydü Beşiktaş. Ama bence izleme keyifliydi abi. Bu iki takımın yani ilk dalaşı bence keyifliydi. Böyle saçma sapan iki takımın hocası da biraz savunmaya yönelik çıkmış. İşte kötü futbolcular, rezalet futbolcular. Bence çok keyifliydi yani. Ben eğlendim izlerken. işte Sivenson sürekli Svensson'a kızıyorsun. işte öbür tarafta Mehmetcan Aydın saçmalıyor falan hem komik bir maçtı hem de izlemesi keyifliydi bence. Yani şöyle bir maç oldu. Bu maç 2-0 Beşiktaş lehine hmm. bitti. Sahada aynı şey oynansa birebir aynı 90 dakika izlesek ve maçı 2-0 Trabzonspor kazanmış olsa şaşırır mısın? Yani aynı maçtan 2-0 Trabzonspor galibiyeti de çıkabilir. Zaten Yok. Beşiktaş iki tane semi Kılıçsoy sihiriyle golü buldu. E diğer tarafta e Trezegen'in kalenin ağzından kaçırdığı pozisyon var. Öyle böyle ufak tefek bir iki pozisyon daha var. Tam tersi de olabilirdi. Yani Beşiktaş çok mu kazanmayı hak edecek bir oyun oynadı? 2-0 net bir galibiyet mi aldı Trabzonspor'a karşı evde? Hayır. şu görselde gördüğün çocuk 17 yaşında 18 yaşında sırtladı bu Beşiktaş'ın bok gibi geçen sezonunu tek başına götürmeye çalışıyor. Ben tweet attım bununla ilgili. Yani gol diye bağırmıyoruz. Semih diye bağırıyoruz. İnanılmaz bir keyif. Yani harbiden ee, şampiyonluk kadar falan olmasa da ben çok eğleniyorum bu Emirhan çıktığında da böyle olmuştu yani Emirhan izlemek çok büyük bir zevkti hı hı. umarım e, geleceği Emirhan gibi olmaz umarım. diyelim Yani Semih çok büyük bir keyif veriyor ama işte Beşiktaş yönetimini eleştiriyoruz ee, hala eleştirmeye de devam ediyoruz ee, ama Emirhan'da yapılan hata Semih'te yapılmadı kafayı kaldırdığı anda ilk ya da evet. ikinci ilk 11 maçına çıktığı zaman Semih Kılıçdaroğlu'na e, profesyonel futbol sözleşmesi imzalandı ve öyle genç 17-18 yaşında çocuk sözleşmesi de değil bayağı 5 yaştaki yerli futbolcular ne kadar para kazanıyorsa Semih de onlar kadar para kazanıyor belki onun motivasyonu da olabilir 7. E, yedin, ilk 11 maçında 7. golünü atmış oldu çok çok iyi bir rakam. Abi goller bile hep yani çok güzel goller. Evet. Yani normal böyle boş kaleye dokunduğu gol var mı hatırlamıyorum. Ben de çok hatırlamıyorum. Raşit çıkartıp, gerçi o, o top da çok zordu. Raşit soldan çıkartıp çaprazdan böyle bir vurduğu top da çok Hı -hı. zordu. Doğru doğru. Zaten biz Semih'le ilk tanışmamız hani genç e, altyapıdan izleyenler çok vardı işte Beşiktaş Twitter camiasında falan ama Semih'le ilk tanışımız daha bu senenin başındaki götümüzden ter aktığı Nefci Bakü maçı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Nefci Bakü müydü o maç? Evet. Evet, evet ee, o maçtı. Yani ben Berat... Özcan vardı spikerde. Ee, açısız bir yerden e, golü çıkarmıştı. O gol de acayip bir goldü. Daha ilk e, golünden bizi zaten acayip goller sunacağını belli etmişti Semih. Öyle de devam ediyor. Maşallah diyeyim şu an kulağımda kulak olduğu için kulağımı tutup masaya tık 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 vuramıyorum. Keşke kulaklığım olmasaydı ama başka Abi bir Abi bu arada koyarım. sen dedin altyapılı izleyenler var falan diye. Ben de bunu sıklıkla söylüyorum. Yani ben de izliyordum ama hiç böyle bir şey beklemiyordum. İnanılmaz yanıldım. Yani Beşiktaş'ın işleyebileceğini düşünmüyordum. Gerçi Beşiktaş işliyor mu şu an bilmiyorum. Ben yani çocuk kendi başına taştan bir şeyler çıkartıyor ama. Yani yanıldım diyebilirim. Acayip hı hı. keyif veriyor şu anda. Zaten şöyle Demir Ege ve Semih Kılıçsoy beraber çıkmıştız Sadece sen yanılmadın. Ben de yanıldım Semih'le ilgili. İlk Demirege çıktığı zaman, ikisi birden hı hı. çıktığı zaman biz Demir çok daha fazla şey bekliyorduk. Yani en azından 5-6 rotasyonda daha kalıcı olmasını bekliyorduk ama Semih gerçekten hepimizi çok yanılttı. Umarım yanıltmaya da devam eder. Ben Semih için götüngene yayan gitmeye razıyım. canım maçı konuşalım. Konuşalım. H ee, hemen sana bir sofa açayım sen başla. Beşiktaş'ın ilk 11 tercihi bence yani çok yapılacak bir şey yoktu. Bence normal bir tercih. Çok bir enteresanlık ben görmedim. Ee, ama sağ dizilimi bir enteresandı. Yani Beşiktaş'ın taktiği bence en uçta Rışitsa Semi e, ki sol sol kanat oynuyordu hep Semi bu zamana kadar. Cenk Tosun da ne kadar kötü olsa bile Santrafor falan oynuyordu. Bu maç farklı bir taktikle çıktı. 8 kişi savunalım. Öndeki ikisi koştursun kontrol ataktan gol atalım diye. Ee, çok tuttu mu emin değilim. Yani doğru mu oldu, iyi mi oldu bilmiyorum. Yani 2-0 kazandık tabii ki ama. Yani pek tuttu mu emin değilim ben. Çünkü evet. Trabzonspor ya Trabzonspor mesela hep şey olduğunu unutuyoruz. Hiç top oynamayan, hiç pozisyona girmeyen çok kötü bir takım olduğunu en az bizim kadar kötü bir takım olduğunu unuturuz. Yani varsayarsak bence iyi bir maç çıkarmadı Beşiktaş. Ama abi ne olursa olsun yani kazandık. Bilmiyorum. Yani çok memnun kaldım mı dersen. Ya tabii ki de bu takım işte çok bir şey vaat etmiyor. İşte çok kötü takım. Sağdaki Trabzonspor takımından bile kötü takım hatta. Ben de aynı fikirdeyim. Ama yani öyle. Yani. Mesaj. Hocanın mentalitesi biraz hani konuşuyorduk ya gelmeden önce. Çok savunmacı falan. Hı hı. E ben Beşiktaş'ın yani büyük takım olmadığını, bu seneki kadrosunun büyük takım olmadığını sene başından beri konuşuyoruz yani. Kabullendik bunu hatta kontra atak oynasın, işte orta sahada Raşis oynasın, geç sonrası falan diye konuşuyorduk. Ama bence bu takım hocanın mentalitesinin de dışında ekstra savunma oynuyor, kontra atak oynamıyor. Evet doğru söylüyorsun çünkü yani bu takımda kimle hücum edebilirsin? Kim hücumla sana bir şeyler yaratabilir? Belki benden evvel Nescafe Express sponsorluğu mu aldın? Yok abi. Tamam. İyi seviyorum. Bardak yok yanımda ya. Tamam. Afiyet olsun. <laughs> ee, yani gerçekten Semih Kılıçsoy dışında hücumda bir şey üretebilir, bir şey yaratabilir diyebileceğin sadece Raşit Gezel var. Raşit Gezel de yani açıkçası son Raşit Gezer kalesi olarak söyleyeyim uzatmaları oynuyor belli ki. Hani... Uzatma mı? Sen hala iyimsersin yani daha hala iyimserlik tarafından tarafına yaklaşıyorsun. <laughs> e belki o son aşırtmayı görmedim. Çok kötü bir tercihti mesela. Ampl Beyin de gitmiş. Ampl Beyin ölümü de gerçekleşmiş. <laughs> Harbiden Semih'in önüne bıraksaydı orada çok daha iyi olurdu. Ee, ben şundan bahsedecek miyim? Yani mesela maçın istatistiklerine Hiç. bakıyorum. Beşler 0.50 XG ile bitirmiş maçı birisi zaten Semih'in karşı karşıya. Hani karşı karşıya pozisyonun XG'si fena değildir. En azından bir 0-30-35 oradan almıştır. Ee, yani Beşiktaş geri kalan maçın tamamını 0-15 XG falan üretebilmiş. Ee, karşı tarafta 1-50 var. Ee, topa da daha fazla rakip sahip olmuş. Toplam 3 isabetli şutu var Beşiktaş'ın. İlk yarı hele Beşiktaş'ın 2 şutu var ve biri isabetli. O kadar kötü bir ilk yarı geçti ki. Yani açık evet. konuşayım. Ee, ben maçı uzanarak izliyordum. Ee, en son dakika 33'ü gördüm ee, Sonra hanım bana bir seslendi Gözleri bir açtım dakika 40 Yani 7 dakika kestirmişim maalesef <laughs> Hani bu yaşlıktan mı oluyor Yoksa Beşiktaş mı bizi bu hale getirdi Bilmiyorum Bilmiyorum ama Ben hani maçın başında uyuklayan adama dönüştüm Bu Beşiktaş yüzünden Acilen maçı heyecanla e, Birilerine sinirlenerek Birilerine kızarak Birilerine sevgi duyarak izlemeyi bekliyorum e, Seneye olur inşallah bu sene hiç mümkün değil gibi duruyor. Yok bu, sen, bu senden bir beklentimiz <laughs> de yok zaten. Aynen bu senden hiç beklentimiz en başından beri yok. En başından beri yok derken yani bu boka sardığımız <laughs> belli olduğu andan itibaren yok. Hı <laughs> hı. Ee... Peki sana şunu soracağım başka söyleyeceğim bir şey yoksa. Ee, bu... Yani bu arada Beştaş... ben bir, bir bölüm, hmm, Baştaş resmi hesabına bakacağız işte transfer haberlerine hepsine bakacağız. Bakarız bakarız. bakarız. Evet. Beşiktaş bugün de facto bir 4-4-2 ile çıktı aslında sahaya. Evet. Hani Raşis e, Raşis'ta forvetin arkasında gibiydi ama sanki Semih çiftlemeye de çalışı çoğu pozisyonda. Beşiktaş çok hücum setine oturamadığı için onu da tam göremedik ama de facto bir 4-4-2 oynadı. Ee, ama hani 4-4-2 oynuyorsan kanatların yani 4-4-2'nin en önemli yeri kanatları bence. Ama bekler ve kanatlar bence de. Evet. Beşiktaş'ın beklerine ve kanatlarına bakıyorsun. Eee bir tarafta futboldan tamamen kopmuş Cenk Tosun. Diğer tarafta benim e, uzatmaları oynuyor diyerek optimist davrandım Raşit Gezal var. Beklerden hiç bahsetmiyorum. Umut Meraş <laughs> e, Umut Meraş'la ilgili çok yorum yapmak istemiyorum ama Jonas Svensson maalesef çok büyük hayal kırıklığı. Çok 1 milyon, kötü. 1 milyon euro maaş. Belki de sahanın en kötülerinden biriydi. Bugün e, bence bir penaltı da yaptırdı. Ne diyorsun pozisyonla ilgili? Bence de penaltıyı dondurdu sonra Trabzonspor'un görselleri üstüne falan... Tamam, yapalım. tamam. Bence Beşiktaş'ın ee... en kötüsü Svensson'dan bunu söyleyebilirim. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, şunu söyleyecektim. Hoca neden bir 4-4-2'de bir kanatta Cenk Tosun, bir kanatta Raşit Gezel tercih etti? Yani çünkü e, uçta oynattığı Semih de kanat oynayabilir, Raşit'e da kanat oynayabilir. Ve çok daha hareketli, çok daha diri, çok daha driplingi olan oyuncular, çok daha hızlı oyuncular. Hoca neden böyle bir şey tercih etti bilmiyorum. İşin sonu galibiyet oldu. Semih forvet oynar, iki gol attı ama sanki Semih bir kanatta, Reşit'e bir kanatta oynasa Beşiktaş daha çok istediğini yapabilirdi gibime geliyor bana. Acaba savunmaya mı savunmayı mı düşünüyor i̇şte beklere yardım falan mı diye düşünüyor dedim. Yani Cenk Tosun'un hiçbir şey yapmaya mecali olan bir oyuncu değil. İşte Gezal da aynı şekilde ki onların dışında Raşit ile Simih kanattan beke çok iyi destek veren oyuncular. Hı hı. Ee, yani bilmiyorum daha hızlı oyuncuları en öne atayım. Bence 8 kişi yerleşeyim dedi bence. Yani hı hı. en başında dediğim gibi yani süratli o takımda zaten iki tane süratli sayılabilecek oyuncu var. Onların ikisini en uca koyayım. Arkadan geç sonunu desteklesin. O şekilde bir şeyler çıkarmaya çalışayım dedi. Yani çok oldu mu bilmiyorum. Yani şutla bir gol geldi. O kadar yani kontrol atakla falan bir şey yakalayamadık. Ya şunu merak ediyorum ben. Mesela bugün bu maç 2-0 bitmeseydi, 0-0 bitseydi veya 1-0 mağlup olsaydı Beşiktaş çok daha sert yorumlarla girecektik. Beşiktaş bugün ne hayal etti? Yani ben gerçekten anlam veremedim. Eğer sen bir şeyler çıkarabildiysen sana soruyorum. Beşiktaş'ın bugün oyun planı neydi? Ben Trabzonspor'a karşı ne yapar mı düşündü? Çünkü semikılıç Kılıçsoy'dan e, ya Semi sineğin yağını çıkarmasa Beşiktaş'ın bugün gol atma ihtimali yok. Peki Beşiktaş'ın planı neydi? Topu Trabzonspor'a mı vereyimdi? Kontra atakla geçiş oynayayım mıydı? Uzun topla ileriye dikeyim miydi? Ben hiçbir şey anlayamadım Beşiktaş'ın ne oynamak istediğinden. Abi kontratakla geçiş oynayayım diye düşünmüş olabilir ama karşı takım kontratak verme hiç niyetli bir takımı değil mesela. Tamam en uçtaki iki oyuncu kontratak yapıyor ama yani Trabzonspor Trabzonspor hiç ne bileyim böyle bir kontratak vereyim ileri, çıkayım. Yani ne bileyim riskli pas deneyeyim falan tarzında bir takım da değil. Yani o yüzden denenme, denenen şey hiç uygun değildi bence. Hı, hı. E, i̇stiyorsan şu penaltı pozisyonuna geçelim hafiften bu arada. Geçelim bak şunu da geçelim. Trabzonspor'un maç sonu tweeti. Biz genelde Galip'ten alırız maç sonu tweetlerini. Ee, ama burada Trabzonspor'unkini de almak lazım. Şunu bir durdurayım. Ee, maç sonu 2-0 tweeti ee, sanırım burası bir gaming room değilse var odası diye tahmin ediyorum. <laughs> ama ışıklara Senin falan. Üçüncü Senin üçüncü stüdyo. <laughs> Benim üçüncü stüdyo. <laughs> Bu <laughs> arada sen, ışıklara falan bayıldım bu arada. Tepeden böyle bir ışık yaptırabilirim. Çok şık duruyor. Koltuk, koltuk. Koltuk ah be. Sikimiz kalktı koltuğa maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Koltuğu görünce bir oynaşma oldu bende de öyleden. Bir şey diyeyim mi? Detaylarla bakılması lazım bu fotoğrafa. Bak belki şu sağdaki 3 monitörde sen göremiyor göremiyorsun şu an diye tahmin ediyorum. Göremiyorum yok. Mehmet büyük ekşi var e, en solda. Ortada Arda kardeşler var. En sağdaki kim bilmiyorum. En sağdaki de bir hakem gibi duruyor ama var Varakem'i mi acaba? En sağdaki de var herhalde. Olabilir bilmiyorum. Orada e, onların görselleri var. Büyük ekranda e, Svensson'un Bardi'yi çektiği var. Burada başka bir pozisyon var. Onun ne olduğunu anlamadım. E, birkaç pozisyonda görsel olarak koyulmuş buraya. Onun dışında Trabzonspor'un ilk yarı sonucu tweetini de açmak lazım. Çünkü o da enteresandı. İlk yarı sonucu tweeti de öyleydi evet. Hı hı ilk devre sonucu Trabzonspor'un da böyleydi. Direkt maçtan 144p görsel alarak e, Svensson'un Bardi'yi çektiği pozisyonu ilk devre sonucu fotoğrafı olarak paylaşmıştı Trabzonspor. E, buradan konuşalım istiyorsan Svensson Bardi pozisyonunu. E, ya bence Raşisa pozisyonu geçtiğimiz hafta hepimiz penaltı bekledik. İşte Feyyaz Uçar çıktı konuştu biz de hepimiz penaltı dedik. Bence o pozisyondan çok bir farkı var mı bu pozisyon emin değilim. ben. Yani. O da penaltıydı verilmedi. Bu da penaltı bence verilmedi bilmiyorum ya. Ben dedim ki maç 1-0 böyle dakika 55 falan. Dedim ki Trabzonsporlar işte şimdi öfke, öfkeli belki yeniliyor diye e, Abdullah Avcı gider diye düşünüyorlardı, seviniyorlardır belki dedim ama e, Abdullah Avcı bu pozisyon üstüne yatabilir bence ben size söyleyeyim. Yani, öyle bir kötü haber vereyim. Bence Abdullah Avcı bu pozisyon üstüne yatabilir. İşte biz maça ilk 20 dakika, 25 dakika iyi başladık. Yarım saat iyi başladık. Penaltımız verilmedi falan deyip bu pozisyon üstüne yatabilir. Hemen, Hemen peşine golü yedik. Hemen <laughs> evet. peşine golü yedik. bekliyoruz hocaların basın toplantılarında. Abdullah Avcı'nın bir senin dediğin gibi bir şey gelebilir. Ya yani biz bu maçı Beşiktaş'tan daha iyi oynadık. Penaltımız verilseydi biz bu maçı alır götürürdük açıklaması gelebilir. Çok kolay. Bu arada... Oraya çok kolay bir kaçış var çünkü. Ee, şu son dakika gene en aşağıdaki. yapma ya <laughs> yapma ya Başkan Hasan Arat bu akşam Hames Rodríguez ve Renato Sanchez transferleri için görüşme yapacak iki isminde ekonomik koşulları araştırıldı önerilen iki futbolcu ile ilgili kulüp ve oyuncu taraflarıyla görüşmeleri Başkan Hasan Arat yürütüyor Abi yapmayın kurban olayım ya Şu, a, e, yönetim transfer yap e, çok zor durumdayız. Acil transfere ihtiyacımız varların gazına gelmeyin Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Hames Rodriguez'i almamak Hames Rodriguez'i almaktan daha kıymetli arkadaşlar. Lütfen lütfen rica ediyorum ya. Yok Juan Roman Riquelme, mi Hames Rodriguez mi kaldı? Allah için her yeri denedi. Süper Lig'in çok alt seviyesine ligleri bile denedi. Olmadı. Ne verebilir Hames Rodriguez Beşiktaş'a ya? Bir dakika. Abi sonra konuşuruz gibi düşünmüştü ama yani ne diyeyim ya bu Hasan Arat'ı mesela konuştuğumuz zaman şey deniyordu zamanında mesela daha erken bir ay sabredin tweet attığın zaman altına geliyor bir ay oldu şu oldu bu oldu sabredin ya sabredin kelimesinden öyle bir nefret ediyorum ki artık Yani neyine sabredebiliriz abi ya yani iki ay bir oyuncu olmuş ve bariz hatalar var ben bunu eleştireceğim söyleyeceğim şey olacak bu olacak yani sabredin diye bir şey yazıldığı zaman var böyle yumruklarımı sıkıyorum ya. Abi adam bildiğin şu anda Ahmet Nur Çebi'den en ufak bir farkı yok. Bak, en ufak bir farkı yok. Bir tane farkı yok şu ana kadar. Hatta eksisi bile var. Kadro dışı bırakamadı şu ana kadar bir tane oyuncu. Bir tane de artısı söyleyeyim. Oyuncuyla kontrat uzattı Semi Kılıçsoy'la. Ya şu ya şu haberin çıkması bile beni çıldırtıyor ya. Ya, ya tam diyelim almadım bunu tamam mı? İşte Hames Rodriyes'i almadın. İşte gittin o Renato'ya ama hadi Renato'yu katmayım buraya. O da sakat. Onda hani onda da Ahmet Nurçebi'den bir de. farkı yok. Ahmet Nurçebi de sakat futbolcu alıyor. Oxley mesela Oxley Chamberlain ile Renato Sanchez transferi arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Yok canım. Ya şu oyuncularla görüşmeyi düşünmek bile bence çok kötü bir belirti ya. Yani ne, yani Matuşka Matuşka denilen adamlardan ne fark var? Son 10 yılda ne fark var? Ahmet Nurçebi'yi de geçtim. Yani şu adamda Hames Rodriguez'le aynı masaya oturma düşüncesinin ne farkı var? Benim yani kafayı yiyeceğim yani. Benim nasıl abi işte Cık. anlamadığım şey şu. Beşiktaş transfer stratejisini yürütürken başta bir futbolculara baktı. Ondan sonra şey fikrine gelmedi mi bütün yönetim kurulu? Ee, biz e, şu anda transfer yaparsak çok pahalı olur. Avrupa'da transferin kapanmasını bekliyoruz. O yüzden son 1 Şubat ile 7 Şubat arasında çok aktif olacağız. Hames Rodriguez'e e, Avrupa'nın 5 büyük ligi mi çok ilgiliymiş? Hames Rodriguez için mi son haftayı bekledik o zaman? Liverpool mu alıyordu Hames Rodriguez'i? Arsenal mı alıyordu? Niye Hames Rodriguez için bekledik o zaman? Yani son bir hafta Avrupa'da transferin kapanmasını bekleyip gittiğiniz futbolcu Hames Rodriguez mi gerçekten? Ee, Sercan bir sizce de güvenirliğini yitirmedi mi? Demiş. Abi öyle değil ama yani. Bak mesela Svensson hadi yurt dışından dedik. Bildiler. İşte Yağız Sabuncuoğlu, Worrell'ı söyledi. Bildiler. Yani biliyorlar şu anda. Bilmemezlik bir durum yok. Ki ben bu Fernando Santos olayında çok böyle bir yani o gün anlatıldığı gibi biz bir aydır konuşuyoruz. İşte basına sızmadı falanlık bir durum olduğunu düşünmüyorum. İnanmıyorum yani buna. Ahmet Bulut işte bizim götümüz tutuştu. Bize bir hoca bul acilenlik bir talimat gitti ve Ahmet Bulut da bir adamı indirdi. Ben öyle görüyorum bu işi. Yani cumartesi günü sen gidiyorsun şeyle görüşüyorsun. E ile görüşüyorsun. Çar Pazar günü de e, Fernando Santos gidiyor, geliyor. Yani pek inandırıcı gelmiyor bana bu. Bir aydır görüşüyoruz muhabilere... diyorsun sonra da yani muhabirlere haber gitmeme işi illaki doğrudur bir kısmı ama böyle çok da gitmeme işi ben olduğuna inanmıyorum. Yani Tamamen artık e, borular tıkandı haber gitmiyorduk bir durum olduğunu düşünmüyorum muhabirlere. Yani biraz maça dönelim çünkü işin transfer kısmını yönetim kısmını biraz yayının sonuna yani ikinci yarısına bırakmayı düşünüyorduk ama bu son dakika gelince bir üzerine konuşalım dedik. Ee... Yani gerçekten Bir de bak bu, çok tat kaçırdı. Abi, bu Joe World ilk olarak yabancı medyaya düştü. E, galiba hatırlamıyorum. İngiliz medyasına düşmüştü galiba. Aynı şekilde bu Hames Rodriguez sürekli yabancı medyadan düşüyor zaten bize. Yani sırf e, Sercan'dan, Ertan'dan gelen haberler değil. Yabancı medyadan düşüyor bunlar. Yani ben o yüzden doğru olduğuna inanıyorum. Evet bu. evet. Zaten biri e, kim yazmış az önce chatte gördüm. Yağız da girdi falan filan diye. Renato'yu galiba. E, Yağız Renato'yu çoktan girdi. Canım bir ay bir iki aydan beri sürekli giriyor. Destekleri bir okuyalım. Senior Kere 50 bit yollamış. Zais'ı Serdar Aziz'e kenti verdim, Semih'i aldım güle güle demiş. Çok iyi fikir Senior Keri. Ben de Umut Meraşı, Tayfur Bingölü ve Cenk Tosunu <laughs> verip Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Eee <laughs> Eke 200 bit yollamış. Uzun zamandır yoktuk, selam verelim dedik. İyi yayınlar sonunda kazandık demiş. Sonunda ve Ekem. tam keyifli bir galibiyet yayını yapalım dedik. Şu transfer işi şu transfer haberi bütün tadımızın içine etti ya. Neyse bakalım nereye çıkacak sonumuz. Sabahtan beri ağzımız edilmiş durumdayız burada aslında transfer mevzusundan da. Evet. <laughs> bir bizi, bizi bir hafif bir şey yaptı. Şeker attı vücuda. Kan geldi vücuda ama sonra yine bir düştük. Bulut Yüksel 100 bit yollamış. Selamlar dostlar. Hem bu maçtaki oyun sevimli performansı ve e, en önemlisi şu ki transfer parantez Rodriguez ve Sanchez ile Beşiktaş şampiyonluğu garantilemiştir. Bulut Bulut sinirliyiz zaten. Beni çileden çıkarma. Yusuf Özer yüz bit yollamış. Abi hamlesi çöp oldu çöp. Bize de kitlemeye çalıştılar demiş. Yusuf Adan Demir Sporlu bu arada. Ee, evet. Arda'ydı. Arda'ydı mı? Evet. R'daydı Kimposter'daki Arda. Ee, şöyle Adan Demir Spor'u kitlemeye çalıştılar. Adan Demir Spor'u kitleyemezlerse işte Trabzonspor denerler. Burası olmazsa Olympiakos'u, Pauk'u denerler. Ee, böyle oyuncuları işte dolaşıp dönüp dolaşıyorlar böyle oyuncular için. En son birisine çakılıyor böyle oyuncular. Umarım giren taraf Beşiktaş olmaz ama e, şu an pol pozisyonunda duruyor Beşiktaş. Hames orada gezin götüne girmesi konusunda. Abi hemen kısaca şunu da söyleyeyim. Yani mesela Beşiktaş'ta bir tane de CSK'da adam yazıldı. Kim olduğunu daha izlemedik. Daha bir kere bile bakmadım yani ne olduğunu. Ama bakıyorum yorumların altına. Almayın Allah belanızı versin. Böyle adamlar almayın. Yıldız getiren 33 yaşında 5 milyon kontratlı adamlar getirin. işte Fenerbahçe aldı Galatasaray aldı. Ne oldu gördünüz? Abi Galatasaray Fenerbahçe bu adamlar hazır takımların üstüne aldı. sen sen bugün bakıyorsun ilk 11'e 9 tane adam lazım diyorsun. Yani o adamları koyduğun zaman olmayacak. Yani Beşiktaş önce bir rekabet etmeyi öğrenmeli. Beşiktaş hemen seneye şampiyon olmak istiyor. Beşiktaş ya bir spor takımının en büyük önemli yani en önemli şey rekabetçi olmasıdır. Tamam işte armasına tutulduk, işte büyüklüğüne tutulduk, şusuna tutulduk, busuna tutulduk, tutulduk. Tüm büyük takımlar için geçerli. Ama bu takımları yani babalarımız, dedelerimiz illa ki başarılı olduğu için falan tuttu. Tabii. Yani işte 5 senedir ben bunu mesela Şenol için son dönemini de katıyorum. Hatta Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu seneyi bile bir noktada katabilirim. Yani Beşiktaş o sene rekabetçi olarak girmedi. Beşiktaş rekabetçiliğini kaybetti. Yani bir spor takımının rekabetçi olması lazım ilk olarak. Biz 3 yıldan beri sürekli geriden geldim. O fark 25'e düştü beyler. Ş şampiyon olmaya geliyoruz. Şakalarıyla geçiştiriyoruz. Beşiktaş işte rekabetçiliğini önce bulması lazım ki. Bir şampiyonluğa da sonra şey olsun. Yani bir yapı kurmamız lazım. Bu yapı illa böyle 18 yaşındaki full gurbetçilerle kurulacak bir şey değil yani. İşte CSK'dan alırsın onu. Bilmiyorum bak nasıl bir adam olduğunu bilmiyorum. Hı hı. Yani izlediysen bunu ile, cart'uyla, ile, işte Ernest, Mucci falan filan var. Ya bunları Almanla lazım şu anda. İşte sürekli Hames Rodriguez olsun, Tadic olsun, Jack olsun bunları alarak bir yere ilerleyemeyiz şu anda ki evet. alamayız da zaten. Bir de mesela sen dedin ya Fenerbahçe alıyor, Galatasaray alıyor biz de alalım. Şimdi aynı örnek değil ki Fenerbahçe Edinceko'yu aldı oynatıyor tuttu ama Edin Dzeko buraya gelmeden önce Inter'le Şampiyonlar Ligi oynuyordu zaten yani Edin 30 yaş 37 yaşındaydı ama 36 yaşında zımba gibi futbolcu oynuyordu 37 yaşında da geldi zımba gibi futbol oynamaya devam ediyor. E diğer tarafta şeyi söyleyin o zaman Altay futbol oynamayan hakim Ziyeh gelince ne oldu? Altay futbol oynamayan evet. oynayan hakimiz gelince hiçbir şey olmadı. E sen niye o zaman sırf isimden dolayı Hamestrud'u gezi istersin? Yani iyi futbolcu var, kötü futbolcu var. Tamam. E, olabildiğince yaşları düşürelim ama yaşlı alacaksan da oynayanını al, iş yapanını al. Ya Hames Rodriguez'le nereye gidebilirsin Allah için ya? Yavaştan maça da geçelim. Mesela Svensson'u aldık. Svensson maliyetin nedeniyle kötü bir transfer. Yani geldiği günde de konuştuk ki performans olarak da çok kötü bence. Ama mesela Svensson 600 bin euro maaşı olsa kötü transfer bence olmazdı abi. Svensson. Hı, hı. hı, hı. Yani Böyle oyuncuları alabilirsin şu anda. Böyle oyunculara ihtiyacım var. Beşiktaş'ın işte yan parçaları var diyoruz. Bence yan parça yok, bile yok Beşiktaş'ta. Çok yani yan parça falan yok Beşiktaş'ta. Bugün Onur Bulut mesela ıslıklanıyor. Onur Bulut e, neredeyse gönderebilecek yani bir hafta önce gideceği Pendik Spor'a gideceğini falan konuşuyorduk işte. Felaket bir karardı. Bence dönmüşlerdir o karardan bu arada. Svensson'un bu halini gördükten sonra. Hı hı. Ben Svensson'u konuşayım bu arada ma maçla ilgili. Geçelim biraz maça devam edelim hadi. E, Simenso'nun ben bu kadar kötü olacağını hiç beklemiyordum. Bence fizik, ya Ben bu kadar kötü olduğuna da inanmıyorum bu arada. Bence bir tık daha iyi bir oyuncu. Gelişecektir ama çok kötü durumda. Bence sıkıntısı fiziksel olarak bir sıkıntısı var ki sakatlandı da ben yani gördüm. Ne koşma hali var. Yürüyerek çalınmıyor. Bizim bildiğimiz adam demedik Simenso'nun dinamik bir oyuncuydu. Bu adam ölü durumda şu anda. Hı hı, maalesef. Hiç, zaten sakatlandı da. Belli ki fiziki bir problemi var şu anda. E, bunu geçenlerde de söyledim. Ya Kuzeyli oyuncu bence bir noktadan sonra toparlar ama aha e, bak doğru şey bir önceki maçta da ölüyorum demişti hocaya doğru Hı. o işte var hocam söylemişti ben bir noktada toparlar ama çok zayıf abi ya şu anda Fela, bence sahanın en kötüsüydü Beşiktaş'ın hatta Trabzon'u bile katabilirim sahanın en kötüsüydü bence ee, Yusuf Özer Arda eğer buradaysan bunu yanıtlasana benim aklıma bu geldi çünkü Adana Demirspor'da çok uzun zamandır maaşlar ödenmediği için acaba futbolcular protesto olarak idmanlara çıkmıyor, idmanları olabilir. aksatıyor falan olabilir mi? Belki o sebeple dediğin gibi yani kuzeyli futbolcuları Nasıl biz e, kuzeyli futbolcuları işte antrenman disiplinleriyle sürekli e, fizik olarak hazır olmalarıyla tanırız e, ama Svensson fizik olarak çok kötü durumda dediğin gibi bugün baldırı tutarak çıktı geçen maç ölüyorum açıklaması yaptı maçtan sonra belki Adana Demirspor tarafında ciddi antrenman protestosu olabilir. Yani yemedi çalım Türk kalmadı Trezegeden. Hı -hı. Çok kötüydü. Evet, Trezege de hani bildiğimiz prime Trezege değil yani sakatlıktan daha dün dönmüş Trezegeden yedi bütün çalımları. Evet. Peki. Belki burada biraz sözü sana bırakacağım. Ee, ne? Maestro Daniela Martey. Bence Beşiktaş'ın yani seviyeyi kenarda bırakıyorum. <laughs> en için. sildirdin. <laughs> İlk devreye de çok iyiydi. ikinci devreye de çok iyiydi. Domine etti. Ki bizim beğendiğimiz, <laughs> Batista Mendi beğendiğimiz bir oyuncu. Hani Batista Mendy'li bir orta sahayı e, yani abartmayayım. Yani abartıyoruz ben şakasına da. E, çok iyi bir maç çıkardı Daniel Amart'ı. biz şaşırtacak seviyede iyi bir maç çıkardı. E, hani Amart ile bir geleceği olur mu sanmıyorum. Her ne olursa olsun sana yollarına ayrılması lazım ama kendi mevkisi en azından Amartya'yı tanıdığımız Defans Fortasal mevkisinden mevkisinde Stopper'den çok daha iyi bir futbolcu olduğunu gösterdi bu maçta Bu arada Ertan bir haber girmiş evet. ee, İstiyorsan aç ekran dursun Yolun, Yani hadi. en aşağıdaki işte Uyulanıyorum bu işlerden ya Ama <laughs> işte Renato'nun ile Santos'un ki Aynı bir şey değil mi Biz Trabzonspor maçını bir bağlayalım Ondan sonra bir transfer Bence işine de. geçelim e, ile ilgili şunu söyleyeyim. Trabzonspor'u da oradan bir yorum yapayım. Amartya'nın etrafı her zaman boştu. Yani tamam oyuncu da illaki bir bilgisi vardır, konumlanıyordur ama yani full bomboş bir alanda oynuyordu Amartya. Yani boşluklarda sağa sola yani çok rahat bir oyun oynadı bence. Ben yani Amartya'ya e hiç pres geldiğini falan görmedim. Normalde Hacı Ahmetovic'e falan presi alıştık ama yani Amartya'yı ben çok rahat oynadım. Tamam Galatasaray, Trabzonspor'un orta sahası bizim orta sahasından bayağı iyiydi bu arada bence. Batista Mendy, Berat, vardı her ne olursa olsun yani mevkisinde oynayan oyuncular. Bizim oyunculardan biri stoperden kırma altı, biri pas pas e, isabeti olmayan e, Getson, hı hı. diğeri de şeydi yani. Kanat oynuyorsun. on değil, numara de değil. Reşitsa <laughs> diyelim işte kanat oyuncusu. O da orta saha oynuyor muydu belli değildi mesela evet. yani ki çok, ben... da, çok da iyi bir maç çıkarmadı bu arada. Yani fena değildi ama evet, hani, evet. mücadelesiydi sadece. Kanat Raşit sayı biz 3-4 haftadır ciddi şekilde beğendik. Yani Kanat Raşit ise Beşiktaş'ın en iyi futbolcusu oluyordu son 3 4 maçtır. 10 ee, numaradaki o kadar etkili olamadı bugün. Bir kamera aç kapı yapıyorum abi. Ya. Sesin mi kaydı? Kayıyormuş galiba evet. Okey. Devam. Ee, öyle yani. Ben Trabzonspor'da bayağı eksik gördüm. Tamam bir ilk 20-25 dakika bizden iyi oynuyor olabilirler ama orta sahanın durumu bence felaketti. Asla bir risk almıyorlar zaten. Klasik Abdullah Avcı takımı Allah sabır versin. Yani <laughs> en kısa sürede kurtulması lazım Abdullah Avcı'dan. Üzülüyorum Trabzonspor'a. Felaket kötü bir durum Trabzonspor. Ya. Yeah. Mesela Enis Destan, ben bunu Galatasaray maçından sonra söyleyecektim, unuttum. Yani o gün mesela beğenmiştim ki bu zamana kadar da Enis Destan iyi gibi gözüküyor Trabzonspor'da. E, bugün de çabası var ama yani Mesela Semih Kılıçsoy gibi bir şey vaat etmiyor abi sesim. Yani takıma bakıyorum. Ki bak bu takım bence Beşiktaş'ın takımından iyi. Ben senin başına öyle düşünmüyordum ama Beşiktaş öyle bir eridi ki. Trabzonspor en hala biz kemik kadro duruyor yani. Aynı evet. kadro duruyor. Doğru. Yedekleri kötü. İlk 11 belli. Yani Trabzonspor Allah sabır versin. Bir an önce kurtulması lazım. Ben bunu şampiyon olduğu senede de söylüyordum. Ben çok bir emeği olduğunu düşünmüyorum Abdullah Avcı'nın. Bunu net söyleyeyim yani. Bakayeme, Hamşik. ben bu, bu adamları şampiyon yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'u. Abdullah bir, bir taktikle şampiyon olabilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü narsist dili bir adam bence. Ya bugün mesela az önce söyledik ya Beşiktaş sahada ne yapmaya çalıştı, Trabzonspor ne yapmaya çalıştı o da belli değil ki. Yani Edin Vişçe sağından atıp sonundan geçsin e, e, şey... E, Trezege çalım atsın. Başka Trabzonspor'un bir hücum planı var mı? Trabzonspor'un herhangi bir hücum planı yok. Yani mal mal pas yapın, gol atanı bilmem ne yaparım görselini alıp gördük yani. Sağ içerisinde gördük. O görsel şaka diye çok kullanılıyor ama gerçekten Abdullah Avcı'yı birebir özetleyen bir görsel. Abi bir de şöyle bir şey okudum Abdullah Avcı'yla ilgili. Ben bunu bilmiyordum. Trabzonspor'lu bir takip ettiğim birinden düştü. Hatırlamıyorum. Ee, şey olabilir, Oktay olabilir, emin değilim. Eee Galiba şöyle bir açıklaması olmuş. Teknik fiziği yener diye bir açıklaması olmuş. Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı'nın. 2024 futbolunda adam diyor ki teknik fiziği yener. Kafayı yiyeceğim yani. Şu adam mesela sorsan mesela sokaktan çevirsen birini sorsan Türkiye'nin en büyük teknik adamları kimdir? 5 tane adam sayısı Abdullah Avcı mutlaka sayar. Sayarlar evet. Ya yani inanamıyorum yani. Böyle bir zeka seviyesi, narsistlik seviyesi korkunç bir durum. Psikolojisi hiç normal bir isim değil Abdullah Avcı. Ya eminim Sağlıklı ki çe bence. çevresinde her kötü yorum yapana ya bunlar ne anlar lan futboldan biz en doğrusunu biliriz bizim yaptığımız doğrudur diye bakıyordur yani hani siz eleştiriyorsunuz ya Trabzonsporlu olarak en azından bizi izleyen Trabzonsporlu varsa şu anda sizin eleştirileri görüyorsa lan bu mallar ne anlar top tüfek işlerinden biz biliriz canım, en iyisini diyordur. Basın toplantısında bunları zaten açık açık söylüyor hem Beşiktaş söylüyor hem Trabzonspor'da söylüyor yani açık açık söylüyor ben sizden üstün biriyim siz kapayın çenenizi ezik, ezikliyor yani insanlar basın toplantlarında toplantılarında. Açık açık bunu yapıyor ve geri zekalıymış muamele çekiyor insanlara. Benim zaten en nefret ettiğim oyu buydu. Yani ben mesela bakalım acaba bugün çıkıp ne diyecek? İşte kendini ne savunacak diye açıp izliyordum Abdullah Avcı'nın Beşiktaş basın toplantılarını. Ee, Sauron Ake 100 bit yollamış. Sen de haklısın hocam klasik Beşiktaş'ım demiş. Sauron ne yapalım bu sene biraz gittili geldiliyiz yapacak bir şey yok. Yusuf Özer yüz bit Abi bizden ayrılan çoğu oyuncu son iki ay hiç maça çıkmadı. Antrenmanlara da çok düzenli çıkmadılar diye hatırlıyorum. Sivan sonunda ben çok beğenirdim ama e, beğenirdim. Asla ekstra bir katkı vermez ama her maç garanti standart bir performans verir. Bence her türlü kötü iş değil demiş. Yusuf biz de aynı gördük Sivan sonunda. Yani bizim için de o kadar eleştirilecek bir taraf yoktu Sivan sonunda ama yani maaşı da biraz beni rahatsız bir ediyor Sivan sonun ya. 1 milyon çok euro para, maaş. Adana Demirspor'da kaç para oynuyordu bilmiyorum Sivan ama ya 1 milyon euro imzadı. Mesela Jonas Svensson'a 900 bin euro versen hayır ben yaşı istemiyorum mu diyecekti. Yani bu olabildiğince aşağı çek. Yani Svensson'un değeri 600 bin euro, 650 bin euro'luk bir oyuncu. 1 milyon euro alması çok fazla geliyor bana. Abi bir de şöyle bir şey var. Şimdi kontratları küçülteceğim. Maliyetten biraz küçülme aşamasına giriyorsun diyelim. Svensson transferiyle beraber. Sağ bekine 1 milyon euro veriyorsun. Hı hı. Ve bu sağ bekin Anadolu'dan geliyor. Yani yarın öbür gün işte ne bileyim bir Hollanda'dan gelen 10 numaraya 1 milyon euro verme ihtimali kalmıyor artık yani. O da artık 2 alacak yani. Bir de şöyle Hollanda'yı de... bir daha da iyi söyledim yani. Premier League'den falan gelen yine o da 2,5'la alacak. Yani bir küçülmeye de gidemiyorsun. Anadolu'dan gelen bir sabeki 1 milyon euro vererek. 30 yaşında 1.70 boyunda bir sahabeki 1 şöyle, milyon euro vererek. Şöyle değerlendirelim bir de. Beşiktaş'ı şampiyon yapmış. peşinde Fatih Terim'in çok ısrarıyla Galatasaray'ın koştuğu Valentin Rozier'i 1-4 maaşa imzalattın sen. Yani bir tarafta Adana Demirspor'dan işte parası ödenmediği için ayrılmış ve boşa çıkmış bir adam var. Diğer tarafta acaba Fransa milli takımına seçilme ihtimali olur mu? O havuzda olur mu dediğin seni şampiyon yapmış. Şampiyonlukla çok büyük rol oynamış. Peşinde de Galatasaray'ın koştuğu Valentin Rose'yi 1.4'e imzaladı. Yani Svensson'un bu denklemde bir alması bana çok fazla geliyor. Bu arada 1.70 boyu bilerek söyledim az önce abi. Svensson çok absürt kısa boylu ya. Ben mesela baktım, dikkatli baktım. Necip'ten falan çok kısa duruyor abi ya herif. Böyle bir futbolcu fiziği çok değişik yani bu. O fiziki gücü de olmazsa var ya Svensson evet. Onur yani. Bulut falan bokluyoruz. Onur Bulut falan direkt altında bir oyuncu şu anki doğru, hali. Doğru. Ee, Yusuf Özer 100 bit daha alınmış. Abi ama bizden bedava ayrılmak için alacaklarını bırakıp gitti. Yoksa bonservisiz alınması zordu. O yüzden 1 çok garip değil bence demiş. Beşiktaş'ın zaten Svensson'a bonservis verecek durum yok. Yani Svensson bonservisiz diye Beşiktaş'a ilgilendi. <laughs> Yani Adana çalışması lazım abi. Svensson'un durmaması lazım öyle söyleyeyim. ben yani ileri geri hayvan gibi koşması lazım Beşiktaş'ta oynamak için. Yoksa bu hali hiç iç açıcı değil. Maalesef, maalesef. Peki biraz Burada, Rozier Nice'te kadro olarak falan diyor mu ya? Ben bir ona bakayım bir anda. Bak bakayım. Ben ee, Sen bir şey mi söyleyecektin? Abdullah açıklama var onu söyleyeceğim de. Aşağı mı geçiyor yine taraftarla? Bakacağım bakmadım. Rozier kadroda da, aa, bugün 64'te oyuna girmiş. İyi hayırlı uğurlu olsun. Ee, Abdullah Avcı. Hakem hakkında açıklamalarım beşi geçmez benim. Çok fazla konuşmam. Şimdi geçen hafta 1-0 galibim. 46. dakikada top dışarı çıkıyor ve kırılma golü yiyoruz. Bugün penaltı pozisyonu. Ben aynısını Fenerbahçe stadında 3-2 kazandığımız maçın ardından merak ediyorum demiştim. Bugünkü pozisyonla o günkü pozisyon ne? Bilgilendirme yapılırsa sevinirim. Yani penaltısına isyan etmiş. Doğrudur. Penaltısına isyan eder. Okeydir. Bu hafta üçüncü yüzleyememiş. Normalde her hafta üçüncü yüzlüyordu. Beşiktaş iyi kaybettiği için üçüncü oluyordu halbuki ama her hafta üçüncü yüz tabelaya bakıyorum diyordu. Bu hafta onu da diyememiş. Hı hı. Bakalım daha neyi kalacak? Bakalım. Bakalım. Ee, peki. Belki konuşulması gereken bir isim daha var sağda. Cenk Tosun sağda mıydı ondan da çok emin değilim ama ıı, 88 dakika sağda kaldı tamam Cenk'i burada birazdan deli gibi eleştireceğiz ama Cenk Tosun neden 88 dakika kaldı ondan da çok emin değilim. Dün bunu konuşurken Anterebiç olur mu diye konuştuk Anterebiç ile ilgili de abi Anterebiç idmanlara çıkmıyor diye birkaç kişi yazdı çete Anterebiç'te de antrenman sorunu varmış. Oynamıyormuş ee, antrenman antrenmanlarda hiçbir şey yapmıyormuş. Hatta geçtiğimiz hafta bir e şey, Beyin sporun maç sonu programında Ali Gülütken'le biri konuşuyor. Kim? Yok. Güntekin Onay diyor ki galiba. Bu Rebic niye oynamıyor hocam? İşte kenarda falan filan işte Milan'dan geldi adam. Hı hı. Ali Gültüken diyor ki... E, bu adam bizim kulağımıza geliyor. İşte antrenman yapmıyormuş. Antrenmanlarda hareket etmiyormuş tarzında bir diyalog oluyor. Bu arada Ali, Gül... Gültekin'in de kulağına gidiyorsa doğrudur. Ali Gültekin'in kulağına da yani işte Gürler Akgün'den veya Sercan Dikmeden gelmiyor. Ali Gültekin'in kulağına Feyyaz Uçar'dan geliyordur. Samet Aybaba'dan -Ay geliyordur. Kimden gelecek başka? Öyle oldu da bari zaten oyun 5 tane hoca geldi. Adam hiçbirinde oynamıyor. Böyle kesin öyledir yani. Peki ya ya bu nasıl bir iş ahlakı olabilir ya? 7, ya sezonda 8 tane gol atan forvet oyuncusu diyor ki ya benim 1,5 milyon euro maaşım o çok az bunu 2,5 milyon euro yapalım eyvallah yapalım abi sen kötü giden takımda idmana nasıl çıkmazsın ya idmana çık bari 2,5 milyon euro maaş alıyorsun bu takımdan hadi o baştan rezillik onu verenleri Allah bildiği gibi yapsın da 2,5 milyon euro maaş alıyorsun ya kariyerinde bir daha böyle para alamayacaksın zaten kariyerinin sonuna gelmiş, gelmişsin ya idmana çık bari ya Zaten bir, bir ton eksik var. 15-16 tane insanla idman yapılıyor. Alttan işte Emrecanlar falan kadroya giriyor artık. E bari onu yapıver. Sağda hiçbir şey vermedin Beşiktaş'a işte şey geldiğinden beri. Abi şunu da söyleyeyim. Mesela kadro dışı bıraktım 4 tane 5 tane adamı. O zaman onunla kadro dışı bıraksaydın. Evet. O zaman mesela aklıma her hafta TT oluyor Rebic. Niye oyuna girmiyor? Niye işte sahaya atılmıyor diye. Yani o taraftar bunu açıklayabilmen lazım. O zaman onunla kadro dışı bıraksaydın. Onunla kadro dışı bırakmak yerine Rebic'i de kadro dışı bıraksaydın bu zaman bu sefer mesela ben de ara aklıma geliyor. Ulan Rebiş niye girmedi bugün oyuna diye diyorum yani. Hı -hı. Çünkü bilmiyoruz ne olduğunu. Bu Hı arada YouTube'u kapatmadan bir şey diyeyim abi bence. e bakalım. Cenk'i konuşalım ee, eğer başka bir şey hani söyleyelim. Abi Cenk e, tribünlerde artık uyanmaya başladı işi Cenk bence yani sola çık oynama ihtimali %0 bence Cenk'in. Santrafor oynama ihtimali de bence yok. Yani, yani bilmiyorum durumunu. Ben çok antipatik buluyorum. Fiji yani en sevmediğim oyuncu olabilir şu an takımdaki. Ya şey yani deniyor şu, ya. Şu mesela Amartey falan da sevmiyorum ama Amartey kötü futbolcu olduğundan tipinden mipinden takım. Cenk Tosun'un karaktersi olarak uyuzum bayılır. Yani açık söyleyeyim ben bir Cenk Tosun hater'ı değildim. Hani Cenk Tosun'dan çok fazla nefret eden insan var. E, haklı sebepleri olan vardır, haksız sebepleri olan vardır. E, ben Cenk Tosun'dan nefret eden bir insan değildim. Aksine sempatik bulurdum. Ama yani Cenk Tosun Olsun abi 5 kadrosunda. Cenk Tosun'u her türlü çıkarsana senede 10 tane gol atar. Cenk Tosun hiçbir şey atamaz arkadaşlar bu saatten sonra. Yani boş kale denk gelmedikçe Cenk Tosun'un gol atması çok zor. Bugün e, sol kanat oynadı. Zaten toplasan iki kere hücum aksiyonuna girmişti. Birini hatırlıyorum. Soldan topu sağa çekti. Zaten ne yapacağı belli de soldan böyle hafif bir sallanıp sağına çekip şut atar. Şutu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani kuzey üstten birisini vurdu şutu atarken çok futbol oynayacak durumda değil Cenk Tosun dolayısıyla az vermesi lazım mesela o basit Evet, evet. Ama, yani ama bu mesela... alıştığımız Cenk Tosun hareketi sen bunlendir. de Sen de biliyordun ben de biliyordum orada çekip şut atacağını evet. çünkü hep, o, hep onu yapıyor dolayısıyla 5 yaşın Cenk Tosun'a bir sözleşme önermesi yani önerilecek Cenk Tosun'la da sahile konuşulacak deniyor ama 5 yaşın Cenk Tosun'a bir sözleşme önermesi vaat ettiği düşündüğü ileride planladığı şeylerin hepsini sekteye uğratır bence çünkü mesela bugün bu sene bu takım biraz daha hani bu kadar kötü gitmeseydi iyice dibe vurmasaydı biraz sallanarak gitseydi işte Abu Bakar hala kadroda olsaydı sakatlıklar yaşamasaydı sırf Cenk Tosun'un varlığından Semih Kılıçsoy diye bir çocuktan haberimiz bile olmayacaktı belki. Halil Dervişoğlu'nu alıyorduk ya. Aslında. Evet Halil Dervişoğlu'nu alıyorduk. <laughs> yani... Muleka, Abu Bakar, Cenk Tosun rotasyonunda Halil Dervişoğlu'nu alıyorduk. Demek mesela. istediğim şu hani Beşiktaş'ın planladığı önümüzdeki sezon hayal ettiği şeyleri Cenk'in varlığı sekteye uğratabilir. O yüzden Cenk Tosun'la hiç uzatmadan dese ki ben Beşiktaş'ı çok seviyorum 20 milyon lira 25 milyon liraya sözleşme imzalamaya hazırım. Ben yine hayır diyorum Cenk'e. Çok sev çok seviyorum dersi. zaten bu noktadan sonra 20 milyon liraya 25 milyon liraya da inanmam yani. Hı -hı. Bulamadığı için 20, 20 milyon liraya 25 milyon liraya. Bulamaz izlerim. da zaten yani ya bulabilir. Mesela Başakşehir'den bulabilir. Atıyorum Fenerbahçe üçüncü son tarafı Oradan bir anda bulabilir. Ama bunun Beşiktaş için bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Gidip orada başarılı olsa bile ben Beşiktaş için bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bulabilir. Cenk tamamladı artık Milan'ın. Ama bulacak yani. Bulduğu takım hatalı transfer yapmış olur öyle söyleyeyim. Yani Aynen. Pendi'ye mi gider, Başakşehir'e mi gider, Fener'e 8. santrafor mu olur bilmiyorum ama hiçbirinde o takımların hayal ederken, ya yani alırken hayal ettiği şeyi vereceğini düşünmüyorum. Arda YouTube, YouTube uyarısı yapıyor. Peki, o zaman sevgili YouTube'a veda edelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, bir süredir maç sonu yayını atmıyorduk YouTube'a ama 5 yaş Trabzonspor maçı olunca bir e, maç sonu videosu atalım dedik. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu en altta giden merak ettim de. Ne o? Neymiş o?